Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki bölümümüzde Weeping Peninsula bölgesinde oyunun başında elde edeceğimiz içerikleri aradan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde Kaelid bölgesinin içeriklerini aradan çıkarmayı hedefliyoruz. Şuradaki Summon Water Village Outskirts'teyim. İlk bölümümüzde bu Grace'i yakmıştık zaten. Şuradaki yolu takip ederek ilk yapacağımız iş şuradaki kulübenin olduğu veya mini kasabanın olduğu kısma gitmek. İlk hedefimiz orası. Giderken soldaki göletin içerisinden geçmemeye çalışın. Çünkü orada bir tane mini boss var. Onunla uğraşmak istemezsiniz. Sağ taraftan, sol taraftan fark etmez. Gölün içerisine girmeden bir şekilde ilerleyin. Yine düşmanları görmezden gelin ve devam edin. Göl bitince tekrar yolun üzerine gidebilirsiniz. Şimdi ilerlerken sol tarafta bir yine kilise harabesi göreceksiniz. Oraya gitmemeye çalışın. Orada bir tane NPC invasion eventi var. Bir tane NPC düşman olarak karşınıza çıkıp sizi öldürmeye çalışıyor ki oyunun başlarında genellikle insanları öldürür. Dolayısıyla oraya bizim bir işimiz yok. Kilisenin içerisinde itemler bizi ilgilendirmiyor. Dümdüz ilerlemeye devam ediyoruz. Orayı görmezden gelerek. Geldik bu kasabamsı yere. Şuradaki Grace'i yakıyorum. Şimdi yapacağımız şey şu. Burada devam eden bir tane yol var. Elimizden geldiğince düşmanlara bulaşmaksızın bu yolu devam ettirerek ilk iş şuraya gelmek. Şu teleskop gibi gözüken şeyin yanına gelmek. Burada bir tane Grace'imiz var. O Grace'i yakmak. Ondan sonrasında yine bu yolu dümdüz devam ettireceğiz. Ama yolun üzerinden değil, bazen sağından bazen solundan yolun üzerinde volta atan düşmanlara bulaşmadan, onları agrolamadan devam edeceğiz. Niye? Çünkü burada bir tane haritamız var. O haritayı almak için. Geliyorum. Yol zaten sol tarafta görüyorsunuz ki üzerine bir sürü düşman var. Ordu gibi, onlara bulaşmıyorum. Biraz sağ taraftan yol devam ettiriyorum. Hani haritada göstermek gerekirse yol şöyle devam ediyor. Ben de onun sağından ilerliyorum. Özellikle aşağıda gördüğünüz bu devasa siyah düşmanlara hiç bulaşmamaya çalışın. Onlar bir iki vuruşta sizi öldürürler, beni de öldürürler. Dolayısıyla bulaşmıyoruz onlarla. Buradaki harabelere gelince yolun bu sefer soluna geçiyorum. Dilerseniz bu Grace'i yakabilirsiniz. Bizi çok ilgilendirmiyor. Yolun soluna geçiyorum ve dümdüz ilerliyorum. Harabelerin solundan ilerlemeye çalışıyorum. Bu alev püskürtten arkadaşlar görmezden geliyorum. Şurada yanmakta olan cisitlerin yanına ilerleyip şuradan bir tane Great Dragonfly Head aldım. Crafting materyallerin bazılarına ihtiyaç duyulabiliyor. Belki kullanmak isteyen arkadaşlar olur diye burada almış bulunduk. Geldik buraya. Haritada ilk işaretlediğimiz teleskobun altındaki kısımdayız ve Grace'imizi yaktık. Gördüğünüz gibi. Tekrar az önce açıkladığım gibi yolu takip edeceğim. Fakat üzerinde karşıda görüyorsunuz iki tane düşman mesela hareket ediyor. Onlara bulaşmak istemiyorum. Uzaktan saldırabilen düşmanlar yaptıkları saldırılar güdümlü. Bize vurursa bizi öldürür. Onlarla bu videoya ulaşmak istemiyoruz. Dolayısıyla sağlarından, sollarından, üstlerinden, aşağılarından artık nerede bir fırsat bulabilirsek oradan devam edecek şekilde kaçarak uzaklaşıyoruz. Ama yolu takip etmeye devam ediyoruz. Yani amacımız her zaman yolun gittiği yere gitmek. Çünkü zaten harita yol üstünde. Yine sağda bir tane Grace var. Dilerseniz yakabilirsiniz. Burada bir tane ejderhamız var. Hemen sağ tarafta. Ona bulaşmamaya çalışın. Yani devasa böyle beyaz. Pek anlaşılmıyor dürüst olmak gerekirse. Ama bir tane ejderha var. Haritada şuradayım. Kapalı olan kısımdayım. Tam bu kıvrımın olduğu yerdeyim. Karşıda dikili taşı görüyorsunuz. Geldim ve buradan Kaelid bölgesinin haritasını aldım.
Şimdi yapacağımız ilk şey şuraya gidip bir tane golden seed'imiz var. O golden seed'i almak. O golden seed'i aldıktan sonra yukarı çıkacağız. Şurada tam nokta atışı işaretleyemeyeceğim bunu büyük ihtimalle, ama şöyle işaretleyeyim. Bir tane grace'imiz var. O grace'i yakacağız. Kritik olan şey şu. Golden seed'i aldıktan sonrasında buradan yukarı çıkmayın. Buradan yukarı çıkın. Yani şuradan aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimiz yerden yukarı çıkıyoruz. Çünkü buradaki düşmanları aggrolarsınız buradan çıkarken. Burada Grace'i yakacağız. Grace'i yaktıktan sonra şurada bir nevi sahil diyeyim. Burası komple zehirli bir bataklık. O bataklığın kenarında, kıyısında sandalyeler var. Sandalyede item'ler alacağız. Şuradan bir miktar item alacağız. Şu geçiş kısmında birkaç tane item alacağız. Daha sonrasında gelip burada bir tane Grace'imiz var. O Grace'i yakacağız. İlk önce Golden Seed'i almaya gidiyorum. Golden Seed'i aldım. Geldiğim yoldan dönüyorum. Sağ taraftan gelmedim. Sol taraftan geldim. Sol taraftan dönüyorum. Bunu şu yüzden belirtiyorum ekstra üzerine basa basa. Sağ taraftan gidip ölürseniz tekrardan buraya koşulmanız gerekecek. O da bir miktar vakit kaybı. Şimdi büyük ihtimal doğru işaretleyemedim onu. Solda bir tane. Evet, doğru işaretleyememişim. Biraz daha şunun altında. Nerede olduğunu biliyorum da haritada nerede olduğunu bilmiyorum. Haritada da göstereyim. Şurada bir tane Grace'imiz var. Çok yanlış yere işaretlemişim. Şurası. Bu Grace'i yakıyorum. Şuradan karşıya doğru gidip taş kısmından aşağı iniyorum. Sandalyelerdeki vesaire bütün altınları lootlayın lütfen. Özellikle Rune Arc ve Smithing Stone burada kıymetli olan içerikler. Daha sonrasında bataklık kısmını işaretlemiştim. O bataklık kısmında ilerlerken burada yol üstünde iki tane item göreceksiniz. O iki item'i almak istiyoruz. Hızlıca alıp geçin çünkü böyle tane düşman samanlanacak. Şu an ayağa kalkan karakter. Biraz rahatsız edici. Uğraşmayın onunla. Bir tane Somber Smithing Stone 4 aldık. Devam ediyorum dümdüz. En son işaretlemiş olduğum ve Grace olduğunu belirttiğim kısma gidiyorum. O haritadaki mavi işarete gidiyorum. Ve bu Grace'i yaktım. Haritada göstereceğim ama çok bir şey ifade etmeyecek. Şurada bir tane şeyimiz var. Biraz daha şu tarafta. Bir tane Golden Seed'imiz var. Yapacağımız şey şu. Atıma bindim. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Merdivenler bitince sola dönüyorum. İlerliyorum dümdüz. Tekrar merdivenleri görünce yukarı çıkıyorum. Ve yukarıda bir tane Golden Seed'im var. Golden Seed'i alınca isterseniz geldiğiniz yerden dönün. İsterseniz benim gibi karşıya atlaya atlaya aşağıya inin. Tekrardan Grace'in olduğu kısma geleceksiniz. Nasıl geleceğinizi sizlere bırakıyorum. Grace'i dinleniyorum ki düşmanların argosu kalksın. Şimdi Caleb bölgesine geldikten sonrasında yakmış olduğumuz herhangi bir tane Grace'i dinlenirseniz bu diyalogları alacaksınız. Kendisi sizi Round Table Hall'a götürmek isteyecek. Kabul edin bunu. Burası Round Table Hold, haritanın sol altında görebilirsiniz ya da alt tarafta Sites of Grace opsiyonunu kullanıp en soldaki tava geçtiğinizde Table of Lost Grace ışınlanarak buraya gelebilirsiniz. NPC karakterler vesaire genellikle burada bulunuyorlar. Bizim şu an için böyle bir işimiz yok. Tekrardan buradaki Grace'e geri ışınlanıyorum. Şimdi buna geri ışınlanınca şurada bir açıklık var aslında haritada çok da anlaşılmayan. Bu açıklıktan içeri girip bir tane item lootlayıp geri çıkacağız. Bunu yapabilmek için de bu bataklık kısmını sahilden devam ettireceğiz. Açıklığı keşfedince açıklıktan ilerlemek niyetindeyiz. Düşmanlarla yine uğraşmıyorum. Açıklığa geldiğinizi şu ağaç köklerinden mesela anlayabilirsiniz. Böyle kökler mesela çıkmışsa. Haritada buradayım. Şuradan giriyorum içeri doğru.
Tüm düzülerleyip şuradan Somber Smithing Stone 5 aldım ve geri kaçıyorum. Biraz uzaklaştıktan sonra karakterimiz kombattan çıkıyor. Kombattan çıktıktan sonrasında Third Church of Marika'ya ışınlanıyorum. Tam olarak şurada, bu kilisenin arkasında, şu kısımda bir tane gölün bittiği yer diyeyim, yani nehrin bittiği yerde bir tane portalımız var. O portala gidiyorum. Şunu söyleyebilirim, şu an notlara bakmadan oynuyorum çünkü bunları artık ezberlemiş durumdayım. Elden Ring'i o kadar çok tekrar baştan başlayarak oynadım ki bu içerikler böyle kafama kazınmış durumda. Işınlandıktan sonrasında karşımdaki bu devasa siyah kapıyı açıyorum. Önce buradaki Grace'i yakıyorum. Çıkıyorum dışarı. Şimdi bu bölgenin yine haritası bizlerde yok. O yüzden şekillere vesaire bağlı olarak ben ne yaptığımızı ifade edeceğim. İlk iş buradan dümdüz aşağı doğru koşturuyorum. Herhangi bir sağa sola bir yere sapmaksızın dümdüz aşağı doğru koşturuyorum. Koştururken sağ tarafta bir tane sarı parıl parıl parıldayan Golden Seed'leri aldığımız ağaçlardan bir tanesinin olduğunu görüyorsunuz. Gelip buradan Golden Seed'i alıyorum. Golden Seed'i alınca şuraya sol tarafa doğru bakıyorum ve orada bir tane sütun var. Şu şekilde çıkıntıları vesaire olan. Bu sütuna geliyorum ve dümdüz koşturmaya devam ediyorum. Ne zaman ki bu kısmın bittiği yere geliyorsam oradan biraz sola dönüyorum. Şöyle aşağıya düşebileceğimi düşündüğüm bir yerden aşağı atlıyorum ölmeden. Sonra tekrardan karşıdaki boşluğa doğru diyeyim, yani büyük uçsuz bucaksız denize doğru koşturuyorum. Yine uç kısma gelince sağ taraftan aşağı doğru ilerliyorum. Haritayı aldığımız zaman burada ne yaptığımızı harita üzerinden göstereceğim. Buraya geceleyin gelirseniz köprü üzerinde bir tane düşmanla karşılaşırsınız. Bir atlı var. Musallat olur sizlere. O yüzden gündüz gelmenizde fayda var. Aklınıza bulunsun efendim. Yol üstündeki içecekler patlarsa alttaki yeşil bant dolar ve zehirleniriz. Ama içiniz rahat olsun. Hemen karşıda Grace var. Dinlenince geçecek bu. Round Table Hold konusunda az önce şunu yanlış ifade ettim sanırsam. Kaelid'deki bir yerde dinlenmenizle alakalı değil Round Table Hold'a götürme aksiyonu. Buradaki Limgrave ya da Weeping Peninsula dışındaki bir yere gidip dinlenirseniz sizi ışınlıyor oyun. Şimdi bu Grace'i yaktıktan sonrasında ilk önce şunu göstermek istiyorum. Yine bunu diğer rehber serilerine göstermiştim. Burada çok basit bir ruh farm yöntemi var. Çok güvenli, hiç sıkıntısı yok. Geliyorsunuz, bu kayadan aşağı düşüyorsunuz. Bu top samınlanıyor, etrafından dolanıyorsunuz. Top size saldırırken aşağıya düşüyor. 1952 oranında run veriyor. Tekrar Grace'le dinlenip tekrar bu topu farmlayabilirsiniz. Eksik olduğunuz ruhlar için, item almak için vesaire vesaire bundan faydalanabilirsiniz. Bizi pek de ilgilendirmiyor. Grace arka tarafta. Yani bizi pek ilgilenmiyor derken, hani ben bu farmı şu an bu videoda vesaire yapmayı düşünmüyorum. Sadece böyle bir imkan var ya, tanıtmak istedim. Grace'im arka tarafta, burada bir tane hava akıntısı var. Bu hava akıntısından yukarı zıplıyorum. Yukarı zıplayınca normalde mezarlıklardaki itemları vesaire ben kafama göre lootlayacağım diye belirtmiştim. Fakat bu mezarlıktaki itemları lootlamanızı öneririm. Özellikle iki tanesini, hop, bir tanesi şu ya, buraya. Buradan Golden Rune 8 aldık. Bir diğeri de bu Golden Rune 6 aldım. Bunlar iyi miktarda run veren içerikler, o yüzden almanıza fayda var. Yukarı zıpladık, mezarlığı lootladık. Tam karşımızda devasa bir tane sarı ağaç var. O sarı ağaca doğru gidiyoruz. Minor Earth Tree diye geçiyor bunlar. Küçük Earth Tree ağaçları. Earth Tree'nin içerisinde tree kelimesi geçtiği için biraz garip geliyor ama. Yani bilmiyorum, Earth ağaçları ya da. İlerlerken sağınızda bir tane boss var, ona ulaşmak istemezsiniz. Sol taraftan ilerleyip, yani yine uçuruma yakın bir şekilde ilerleyip ağacın arkasına geçmeye çalışın. Bu yolu ilk kez tanıtıyorum bu arada. Diğer rehber serilerine bunu tanıtmamıştım. Pek
tekrar burada hava akıntısından yukarı zıplayıp dümdüz karşıya koşturun. Solda bir tane kale göreceksiniz. Kalenin hemen önünde bir tane Grace'iniz var. O Grace'i yakın efendim. Şimdi karşıda bir tane ejderha bulunuyor. Bu ejderha canlı. Kendisini öldürebiliyorsunuz. Öldürürken bir içeriği tanıtmak istiyorum. Birincisi, kanama hasarı vuran bir silahla öldürecekseniz şayet. Bunu şimdi yapmayın. Kesinlikle bunu şimdi yapmayın. Bu rehber serisi bittikten sonra bunu yapın. Nedenini rehber serisinin sonlarına doğru gelirken anlatacağım. Dikkat edin, vurduğunuzda canı azalıyor. Buradayken size kimse saldırmaz. Yani gelin buraya, vurun da vurun. Kanama hasarı olan bir silahla saldırırsanız daha rahat öldürürsünüz. Weeping Peninsula'yı gezerken Morningstar elde etmiştik. Bunun kanama hasarı var. Dolayısıyla bununla saldırırsanız rahat rahat öldürürsünüz. Bir bug'ı mevcut. Bu şeyin nedir adı? Ejderhanın son vuruşu yaptığınızda ölmesi biraz zaman alıyor. At üstündeyseniz hızlı hızlı koşturup kendisinin ölme animasyonu tamamlanmadan öncesinde gelip buradan tekrar Grace'e dinlenirseniz hem öldürmüş sayılıyorsunuz, runlarını alıyorsunuz, hem de tekrar öldürme imkanınız oluyor. Elden Ring Dragon Rune Farm diye yazın. Çıkıyor zaten bunun nasıl yapılacağı. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda öldürmeden öncesinde yine envanterimizde Gold Pickled Fowl Food denilen bir tane içeriğimiz var. Bunu kullanarak öldüğü zaman gelecek olan ruh miktarını bir miktar arttırabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben bunları yine son videoda tanıtacağım. Bunu şimdi yapmayın diye olmamın temel sebebi, bunu yaptıktan sonra elde ettiğiniz ruh miktarı yaklaşık, eğer ki Gold Pickle Foul Food kullanmayasanız 70 bin küsur run, Gold Pickle Foul Food ile yaklaşık 100 bin küsur runa kadar çıkıyor. Dolayısıyla o runları kaybetmek istemezsiniz. Ama şu an belki statlarınızı vermek istemiyorsunuz. Belki alacağınız başka itemler vesaire var. Bu yüzden acelesi olmayan bir içerik olduğu için şu an yapmanıza gerek yok. Ama yapacağımız başka şeyler var. Geliyorum. Burada kayanın içerisine giriyorum. İçeri girince koşturmaya başlayın. Sağa sola bakmayın. Düşmanlarla uğraşmayın. Direkt koşturun. Merdivenden yukarı çıkın. Zehirlenebilirsiniz. Sıkıntı değil. Yukarı çıkınca bu sandığı açın. İçerisinden Dectus madalyonun sağ parçasını alın. Daha önce hani sol parçasını almıştık zaten. Şu an madalyonun tamamına sahibiz. Aşağıya düşün. Sağ taraftan ilerleyin. Sonrasında şu boşluğa gelince buradan aşağı düşün tekrardan. Burada ilerlerken şunları kırın. Şurayı kırın. Solda bir tane şey var. Fare var. O size saldırmadan karşıya atlamaya çalışın. Eğer ki başarısız olsanız Grace zaten yakında. Tekrar tekrar gelmeyi deneyebilirsiniz. Burada gerekirse yuvarlana yuvarlana tekrardan en aşağıya düşün. Düştükten sonrasında şuradan Radagon's Sorcery isimli item alın. Bırakın bu yaratık sizi öldürsün. Marika Scarseal'ı almıştık. Marika Scarseal bizim statlarımızı, önemli olan özür dilerim, büyücüler için ya da büyü ve büyü tipi içerikler kullanan karakterler için önemli olan statları 3 arttırıyordu. Radagon Sorcery ise daha çok silah, kılıç, kalkan kombatı yapacak olan build'ların kullandığı içerikleri 5 puan arttırıyor. Şöyle bir göstermek niyetim var ikisini. Mesela ben sağ tarafta bakın, Vigor statım 14 gözüküyor. Eğer ki ben Radagon Sorcery takarsam 19 oluyor. Eğer ki Marika'nın Scars'ını takarsam mesela Vigor yerine bu sefer Mind artıyor. Ya sağ tarafta mavi olan değerler, hani değişen değerler, Marika'nınkini taktığımızda mavi olan değerler 3 artıyor. Radagon'unkini taktığımızda mavi olan değerler 5 artıyor. Marika'nın da bir Sorcery item'ı var. Bunları 5 arttıran, %100 oynanış rehberinde oyunun çok ama çok ilerilerinde alınan bir item olduğu için yine oyunun çok ama çok ilerilerinde onu almıştık. Yine büyücü rehberine ben onu tanıtmıştım. Şimdi bu aksiyonları aldıktan sonrasında yine daha önceki rehber serilerini göstermediğim bir başka içeriği aradan çıkarmak istiyorum. Yapacağımız şey şu. Burada Grace'in yanındaki kırmızı duvardan karşıya atladım. Atladıktan sonrasında tam ileride böyle büyük beyaz bir tane tepe görüyorsunuz. O tepeye doğru ilerleyin. Tepeye doğru ilerlerken sol tarafta bir hava akıntısı keşfedeceksiniz. Bu hava akıntısından aşağı atlayacağız. Bu daha önce hiçbir Elden Ring rehberine göstermediğim bir içerik. Atladıktan sonrasında dümdüz devam edin.
Normalde buraya bir boss keserek gelmeniz bekleniyor aslında. Bu yolu oyuncuların da keşfetmesi çok da beklenen bir içerik değil. Ama biliyorsanız keşfedebiliyorsunuz ya da faydalanabiliyorsunuz diyeyim. Aşağıya inin. Buradan Millicent karakteri var. Buradan Sacred Tear alın. Şurada da Grace'i yakın. Bu karakterin hani bizi ilgilenen tarafı yok. O yüzden herhangi bir aksiyona girmeyeceğim. Tekrar geri dönüyorum buradan. O hava akıntısına. Bahsetmişler. Türkçe olan şehpeyle birebir aynı olmayacak farklı içerikler tanıtmayı düşünüyorum diye. Bu mesela onlardan bir tanesiydi. Hava akıntısından zıplayacağız yukarı. Zıplarken bu beyaz tepenin üzerine doğru zıplayabilirsiniz. Zıpladığınızda Smithing Stone, Smithing Stone, Stone Sword Key ve bir tane daha Smithing Stone diyorsunuz. Temelde şuradaydık. Biraz çıktık. Buraya doğru geldik. Aşağı indik. Şurada Millicent'ın şeyini aldık. Millicent'ın yanına Sacred Tear aldık. Geri geldik ve yukarı çıktık. Yukarı çıktıktan sonrasında bu bölgenin haritasının şurada olduğunu görüyorsunuz. Oraya doğru ilerlemeye başlayacağız. Buradan önce aşağı iniyorum. Nasıl gittiğinizin pek bir önemi yok. Yol üstünde ejderhalar var. Onlara bulaşmadan gitmeye çalışın sadece. Şimdi haritaya doğru giderken böyle hafif bir su belirtinin üzerinde iki tane ejderha göreceksiniz. Onları karşınıza alıp sağ taraftaki devasa kuleye doğru koşturmaya çalışın. Onları pardon solunuza alıp kuleye doğru koşturmaya çalışın. Burada aşağı inen bir yol var. Yine buradaki sandalyelerdeki itemleri almak istiyoruz. Şöyle trivia bir bilgi verebilirim. Hani Elden Ring komünitesi arasında bir şey olarak geçiyor bu. Hani kabul görmüşler biraz abartı olur belki de. Bir teori diyebilirim belki. Size bulaşmak istemiyorum. Bu sandalyelerdeki arkadaşların hani gökyüzünü seyrettiği düşünülüyor. Haritanın olduğu yere geldim ve haritayı aldım. Kombatta mıyım? Evet. Okey. Dümdüz karşıya doğru ilerliyorum. Yani oyunda, oyunun lore'unda da gökyüzünü, ayı izlemek birer şey, birer aktivite, birer event. Dolayısıyla bu sandalyedeki arkadaşın oturup tatlı tatlı gökyüzünü izlediği düşünülüyor. Bir saniye. Ha. Şimdi yaptığımız şey ne oldu? Tam haritayı alınca görsen daha rahat. Sacred diyorum, Sides of Grace'miz buradaydı. Kırmızı şeyin duvarın ardına atladık. Yoldan devam ettik. Aşağıya düştük. Düştükten sonra geldik buraya. Sacred Tear aldık. Döndük. O büyük kuru kafanın veya büyük beyaz tepenin üstüne çıktık. Oradaki itemleri aldık. Aşağıya düştük. Buradan devam ettik. Tam bu kısımda küçük bir su veleti. Üzerinde iki tane ejderha var. Aşağı inip şuradan az önce 3-4 tane sandalye item aldım. Yukarı çıktım. Geldim. Şuradan bir yerden haritayı aldım. Buradaki Sides of Grace'i açtım. Ve aslında Keylid bölgesinde aradan çıkarmak istediğimiz içerikleri de bu bölümde tamamladık. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.